الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأول الله الآخر الله الظاهر الله الباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizi kendisine kul eden Rabbimize, zatına, sıfatına, efaline yakışır şekilde hamdler, şükürler, senalar, övgüler olsun. Ahir zaman nebisi, iki cihan serveri, gönlümüzün sultanı, başımızın tacı, iki darin saadetinin vesilesi, sultanlar sultanı, resuller resulü, Nebiler Nebisi Hatemul Enbiya Resulü Sekaleyn Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de ruhaniyetine, cismaniyetine, kabri şerifine yakışır şekilde salat ve selamların en güzeli, en mükemmeli, en mübareğiyle salat ve selam olsun. Öyle bir salat, öyle bir selam olsun ki öyle bir hamd Rabbimize, öyle fenalar, şükürler olsun ki acizane şu gayrimüslim diyarda, kurbet diyarında sizleri, bizleri o salat ve selamın hamd ve şükrün bereketiyle Rabbim bağışlasın. Şuradan kalkarken faydalanmış, istifade etmiş, gönlü muhabbeti ilahiyle dolmuş, Resulullah'ın sevgisi, aşkıyla dolmuş olarak kalkmamızı nasip eylesin. Geçmişimizdeki yaptığımız günahlardan pişmanlık duyarak tövbekar olarak buradan kalkmayı, hayatımızın son anına kadar da tövbemizde sabit kadem olmayı Rabbim bana sizlere nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim ve saygıdeğer zaman zaman Rabbime hamdolsun lütfediyor. Sizleri burada ziyaret etme şerefiyle şerefleniyoruz. Gayemiz bir, amacımız bir, derdimiz bir, hastalığımız bir, dermanımız da bir. Acaba biz size derman olabilir miyiz? Allah'ın emirlerini sizlerden birisine aktarabilir miyiz? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden birisini birisine aktarabilir miyiz? Birisinin tövbesine sebep olup namaza, niyaza başlamasına vesile olabilir miyiz? Acaba birisine Kur'an'ı sevdirebilir miyiz? Kur'an okumasına vesile olabilir miyiz? Birisinin bu davanın derdiyle dertlenmesine, bu davanın derdiyle dertlenenlerin derdine derman olmasına vesile olabilir miyiz? Derdini çekiyoruz. İnanıyorum ki siz de bu derdi çekenlerdensiniz. Yoksa şu pazar günü güzel bir havada kalkıp buralara gelme zahmetinde bulunmazdınız. Onun için derdimi seviyorum diyorlar ya, işte bu dert seviliyor. Çünkü Resulullah'ın derdi de buydu. Ondan önceki gelen nebilerin, resullerin de derdi buydu. Ve her birini derdini seviyor. Çünkü bizim derdimiz Allah derdi, Resulullah derdi. Bizim derdimiz İslam derdi, Kur'an derdi. Ne mutlu bu derdi çeken kurabaya, gariplere. Şimdi her seferinde yeni bir konuyla çıkmaya çalıştım. Günümüzün hastalıklarına çare olabilecek şeyleri anlatmaya çalıştım. Helal lokmadan bahsettim, anlattım. Vasat ümmet nasıl olunur? Orta ümmet nasıl olunur? Onları anlattım. Sapık imamlardan bahsettim. İtirazlara maruz kaldım. Sapık imam nasıl bir başlık ya? İmamın da sapığı olur mu? Oo, öyle sapıklar var, öyle sapıklar var. Allah bu ümmeti Muhammed'i onların şerrinden korusun. Bu ümmeti korusun Rabbim onların şerrinden. Ama ben bildiklerim doğrulardan ayrılmamaya çalıştım. Dua edin Allah beni ayırt etmesin. O hak davadan ayırmasın, ayağımı kaydırmasın, şeytanı lahine uydurmasın, nefsimin peşinde koşturmasın.
Ben size dua ediyorum. İnanın yüzünüze karşı değil. Dua ediyorum. Sizler de bana dua edin inşallah. Çünkü ancak birbirimizin duaları sayesinde kurtulacağız. Bugün de yeni bir konu seçtim. Ümmetin derdi olan, bizden önceki ümmetlerin de derdi olan bir konuyu seçtik. Ama maalesef arkadaşlarımız o konumuzu reklama yansıtamamışlar. Yansıtsalar da inanıyorum ki daha çok cemaat gelecekti. Konum ne? Şeytan ve cinlerden nasıl korunuruz? Konu neymiş? Şeytan ve cinlerden nasıl korunuruz? Hocam aman anlatma, ben korkarım, kaçayım ben buradan şimdi. Korkmayın siz. Onlar sizden korusun. Onlar sizden korusun. Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri şeytan denilen bir varlık yaratmış. İblis atamız Adem'le imtihan edilmiş. Atamız Adem Aleyhisselam iblisle de imtihan edilmiş. Havva annemiz de iblisle yine imtihan edilmiş. Konuları daha önce anlattığım için tekrar anlatacak değil. Çünkü diğer konuları anlatmaya vaktim kalmadı. Ve Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri birçok ayet-i kerimede şeytanın Adem Aleyhisselam'a, Havva annemize, dolayısıyla da bizlere apaçık düşman olduğunu ilan ediyor. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Ben size ahdetmedim mi? Söylemedim mi? Açıklamadım mı? أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. Şeytana kulluk ve kölelik yapmayın. Şeytana tapmayın. Şeytana ibadet olmayın. Şeytana kul köle olmayın demedim mi ben size? İnnehu lekum aduvvun mubin. Muhakkak ki o size apaçık bir düşman. Cenab-ı Allah düşmanını göstermek. Kimmiş? Şeytan. Hepimize düşman. Bana dost, sana düşman değil. Hepimize düşman. Açık. Peki birimizin düşmanı olsa, düşmanının hilesinden, mekrinden, yapmış olduğu tuzaklardan haberdar olmak ister misiniz, istemez misiniz? Düşmanım acaba bana ne yapmak istiyor? Ne gibi bir kötülük düşünüyor? Bana nasıl saldıracak? Nerelerden saldıracak? Ne şekilde bana zarar verecek? Haberdar olmak istemez misiniz? Allah bildirmiş kendim. Ama ne hikmettir bilmiyorum. Hocalarımız da bunu sık sık gündeme getirmiyor. Cemaatimiz de okumaktan korkuyor. Niye korkuyorsun sen? Korkmayacaksın. Allah açıklamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış. İşte bugün şeytan bize neler yapmak istiyor? Şeytan bize hangi tuzakları kurmak istiyor? Ve o şeytani yollarda giden insü cinler bize nasıl zarar veriyor? Onlardan bir nebze olsun anlatmaya çalışacağım. Bir sohbette bunu tamamen anlatmak mümkün değil ama ben biraz atlayarak, biraz kısaltarak bitirmeye çalışacağım. Muhterem kardeşlerim, yeryüzünün yegane Rabbi Allah, ondan başka ilah, ondan başka yaratıcı, ondan başka rezzak, ondan başka ibadet edilmeye layık, ondan başka es-samet olan, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad olan başka bir ikinci varlık yoktur. Bunu böyle inanacaksınız. La ilahe illallah tevhidi böyle bir inancı sizden istedik. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Alemlerin bir tek Rabbi var, yaratıcısı var, terbiyecisi var, Allah'tır. Şeytan aleyhi lanet, Cenab-ı Allah'ın lanetine maruz kalır. Cenab-ı Allah'ın cennetten kovmasının akabinde bakın Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri ile aralarında geçen konuşmayı Allah anlatıyor. Kur'an'da anlatıyor. Bu olay eğer kıymetli bir olay olmasa idi,
düşmanımızı bize tanıtan bir olay olmasaydı. Allah hakim olan, her şeyde hikmet olan Allah Kur'an'ında bahseder mi? Bahsetmez. Hep Kur'an ayetleri ışığı altına gideceğiz. Hani birileri hadis falan kabul etmiyor. Onlarla işimiz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama yeri geldi mi hadiste söyleyeceğiz. Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri A'raf suresinde Adem atamızı, Havva annemizi efendim o yasak meyveyi yemeye teşvik edip yasak meyveyi yediktirdikten sonra ne yaptılar? Üzerlerindeki nimetler gitti. Oraya da geleceğim. Ve Cenab-ı Allah ne buyurdu? Bismillah. فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِر۪ينَ Ey şeytan, ey iblis, çık dışarı. Çık. Muhakkak ki sen küçüklerdensin. Küçük olmuşlardansın. Büyütmeyin şeytanı gözünüzde. Allah diyor ki sen küçüklerdensin. Allah'ın nazarında, Allah'ın katında küçülmüşlerdensin sen. Allah insanların bir başkalarının yanında küçük belki görünenler olabilir mi ama Allah katında büyük olanlardan eylesin bizi. Sen küçüklerdensin çık. Lanet edilip cennetten çıkarılınca قَالَ اَنْظِرْن۪ي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Ölülerin dirileceği güne kadar bana mühlet ver dedi Allah. Bana mühlet ver. Bir zaman ver. Herkes ölsün ama ben ölmeyeyim, uzun yaşayayım. Ne zamana kadar? Ölülerin dirileceği güne kadar bana mühlet ver. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَر۪ينَ Muhakkak ki sen kendisine mühlet verilenlerdensin. Verdim sana mühlet Cenab-ı Allah. Hala mühleti aldıktan sonra bakın neler söylüyor. فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Beni azdırmana yemin olsun ki. Haşa. Bak bak. Azdı. Hasetlik etti. Kibirlilik etti. Gururluluk yaptı. Kendisini Adem Aleyhisselam'dan üstün gördü. Allah'ın zülcelalini secde edin emrini dinlemedi. İblis oldu, melun oldu ama hala suçu kendisine verdi. Ben suçluyum demiyorum. Şeytani bir sıfat bu. Hatasını göremiyorum. Şeytani bir sıfat. Ve ne diyor? Suçlu olarak kimi görüyor? Haşa Allah'ı görüyor. Ve diyor ki فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Beni azdırmana, beni azgınlardan yapmana yemin olsun ki. Allah'a sığınır böyle bir sözler. لَاَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Elbette ve elbette. Onların yani Adem'in, Havva'nın ve Adem'den Havva'dan gelenlerin soyunun, gelenlerin hepsinin senin dosdoğru yollarına oturacağım. Onlar için senin dosdoğru yolun üzerine oturacağım. Niye oturacak oraya? Gitmesinler oraya. O senin dosdoğru yoluna gitmesinler. Senin tarif ettiğin sırat-ı müstakim dediğin müminlerin 40 rekat namazlarında okudukları ve istedikleri sırat-ı müstakime gitmemeleri için onların o yoldan alıkonması için senin sırat-ı müstakimine oturacağım. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Sonra da onların önünden onlara yaklaşacağım. Önlerinden gelecek. Arkalarından gelecek. Sağlarından gelecek. Sollarından gelecek. Kime gelecek? Mahmud Hoca gelecek. Ahmet'e gelecek. Ayşe'ye gelecek. Fatma'ya gelecek. Niye gelecek? Aman sırat-ı müstakime gitmesin. Allah'a itaat edenlerden olmasın. Doğru yola gidenlerden olmasın. Cennete girecek olanlardan olmasınlar diye gelecek. Geliyor mu? Geliyor mu arkadaşlar size? Geliyor mu? Farkında mısınız siz? Geliyor mu size? Bana geliyor, bilmem sizi.
Size de geliyor, haberiniz var mı? Yok, bu bilmem. Ya geliyor. وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Ben onların sağından, solundan, arkasından, önlerinden geleceğim ve sen diyor Allah-u Teala'ya ve sen o kulların çoğunu şükredenlerden olarak bulmayacaksın. Ne yapacakmış? Kullarını şükredenlerden olarak bulmayacaksın. Eğer birileri şükürsüzse, eğer birileri Allah'a şükretmiyorsa, Allah'ın verdiği nimetleri göremiyorsa, o nimetlerin kıymetini bilip de hamdolsun, şükrolsun, ya Rabbi bunları sen lütfettin diyemiyorsa, bilsin ki şeytan onu avlamış. Tuzağına düşürmüş. Sağından gelmiş, solundan gelmiş, önünden gelmiş, arkasından gelmiş, allem etmiş, kallem etmiş, kandırmış ve şükürsüzlerden etmiş. Allah'a korusun. Onun için şeytanın şerrinden, şeytanın hilesinden, tuzağından kurtulmanın en önemli amellerinden bir tanesi sık sık ne yapmak? Şükretmek. Hamdolsun ya Rabbi. Şükürler olsun ya Rabbi. Verdiğin bütün nimetlere, bildiğim bilmediğim, gördüğüm görmediğim, nimet olarak saydığım saymadığım bütün verdiğim nimetlerine hamdolsun, şükürler olsun, sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah ve şükrülillah ve senâ'u ve azametü kulluhu lillah gibi şükürleri çok yapmak lazım. Veya elhamdülillahi rabbil alemini çok okumak, çok söylemek. Bunların detaylarına girmiyorum çünkü çok uzak. Konum biraz uzun. قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا Cenab-ı Allah dedi ki buradan kınanmış ve kovulmuş olarak çıkın. Kınanmış, zemmedilmiş ve kovulmuş olarak çık sen buradan. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ Elbette ve elbette. O kullarından kim sana tabi olur? Kim sana uyar? Kim senin peşine takılır? Kim senin peşine takılır? Senin kulun olur. Sana tabi olur. Sana uyarsa elbette ve elbette sizden bir bütün olarak cinlerden, iblislerden ve insanlardan, şeytana tabi olanlardan cehennemi onlarla dolduracak. Ne olacakmış? Cehennemi onlarla dolduracak. Burada önemli bir mevzu. Sana kim tabi olursa diyor. Cemaat nedir? Tabidir. İmam nedir? Metbudur. Cemaat kime uyar? Namaz kılarken imama uyar. Ki cemaat halinde namaz kılsınlar. İmam ne yaparsa cemaat de aynısını yapar. İmam tekbir alır, ondan sonra cemaat. İmam rukuya gider, ondan sonra cemaat. İmam rukudan kalkar, ondan sonra cemaat kalkar. Secdesi, teşebbüdü hep aynıdır. Tabi olmak budur. Şeytana tabi olanlarda şeytan ne yapıyorsa aynısını yapar. Cemaat imamın aynısını nasıl yapıyorsa şeytana tabi olanlarda ne yaparlar? Şeytanın aynısını yaparlar. O onların imamı olur. Bu nedenle Cenab-ı Allah وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ Şeytanın adımlarına, izlerine tabi olmayın, uymayın. Onun gittiği yerlere gitmeyin. Onun yaptığı işleri yapmayın. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir nedir? Düşman. Peki şeytan ne yaptı hocam? Kibirlendi. Şeytan ne yaptı? Gururlandı, kendini beğendi. Başka ne yaptı? Adem Aleyhisselam'ı hakir gördü, hor gördü. Bakın şimdi şeytanın basıtlarına bakın. O halde kibir nedir? Haramdır. Kendini büyük görmek haramdır. Gururlanmak haramdır.
Allah'ın başka bir kulunu hor görmek, hakir görmek haramdı. Başka ne yaptı? Allah'a karşı isyan etti. Secde et dediği zaman fesecedu illa iblis. Meleklerin hepsi secde etti ama ancak iblis etmedi. İlk secde etmeyen kim idi? Şeytandı. Allah'ın kullarından azdırmak istediklerinden de istediği ilk şey ne? Aman ha, secde edenlerden olma. Namazı kılanlardan olma. Sakın ha. Hocam namaz kılmak içimden gelmiyor. Niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Niye? Bunu sordun mu sen? Bir başkası kılıyor da sen niye kılmıyorsun? Bir düşün. O isteksizliği sana veren kim? 45 dakika, bir saat bir dizinin karşısında gözünü kırpmadan oturtturuyor da 90 dakikalık bir maçın sonu nasıl bitecek diye dört gözle beklettiriyor da 3 tane 5 tane gazete okutturuyor da yorgunluk gelmiyor, bıkkınlık gelmiyor, efendim usanma gelmiyor da 10 dakikalık namazı bir dağ gibi, Everest tepesi gibi gösteriyor. Sen bunun farkında değil misin? Kim uğraşıyor seninle? Bir bak bakayım. O halde düşmanına uyacağız. Bileceksin ki bunu düşmanın söylüyor. Seni kendisi gibi secdesizlerden etmek istiyor. Cehennemliklerden istiyor. Sen de diyeceksin ki ben de seni düşman ediniyorum. Düşman sayıyorum ve sana muhalefet ediyorum. İnatlığını orada göstereceksin. Kocana karşı değil. İnatlığını orada göstereceksin. Hanımına karşı değil. İnatlığını orada göstereceksin. Anana babana karşı değil. İnatlığını şeytan ve şeytanilere karşı göstereceksin. Ama biz maalesef tersini yapıyoruz. Tersini yapıyoruz. Çok önemli. Hemen başka ayeti kerimeye geçtik. Kısa kısa geçiyorum. Bu da yine A'raf suresinde. A'raf suresi 27. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ya beni Adem'e, ey Adem oğulları. Biz Adem oğullarıyız. Adem Aleyhisselam'ı da Allah topraktan yaratmıştır. Geri gelmişken üzerine basa basa söylüyor. Bir takım sapıkların dediği gibi anadan babadan doğma değildir. O anadan babadan doğan da bizim Adem amca. Bizde de var bir tane. Anası da var, babası var. O Adem amca. Ama Kur'an'da Allah'ın bahsettiği Adem, Allah'ın topraktan yaratıp da kün yekun ve hemen oldu. Ol demesiyle olduran Allah. Adem'i de, Adem atamızı da, ilk insanı da, ilk insanı da neden yarattı? Topraktan yarattı. Ve bizler bütün insanlar, bütün insanlar, Müslümanı gayrimüslim, hepsi onun evladı olduğumuz için umumuza hitap ediyor. Umumuza. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, la yeftinennekumu şeytanu kama ahraca abawaykum minel cennet. Sakın ha sakın şeytan anneniz ve babanız Adem'i cennetten çıkardığı gibi sizi de çıkarmasın ha. Sizi de cennetten çıkarmasın, cennetlik olmaktan mahrum etmesin ha, sakın ha. Yenzehu anhuma libasehuma liyuriyehuma sevatihima. O yasak meyveden yedirerek anneniz ve babanızdan elbiselerini çıkarttırdı. Cennet elbiseleri yasak meyveden yiyince ne oldu? Bir anda kayboldu. Yok oldu. Çünkü bir yasak işlenildi. Allah'ın yaklaşmayın, yemeyin dediği bir meyveden yedi. Ve cennet elbiseleri otomatik ben üzerlerinden çıkarıverdi. Bunun için yaptı şeytan لِيُّرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا birbirlerinin ayıp yerlerini, avret mahallelerini birbirine göstermek için yaptı. Şeytanın istediği kadın avret mahallini başkalarına göstersin, erkek de avret mahallini başka erkeklere, kadınlara göstersin, böylelikle haya denilen bir utanma duygusu aralarında kalmasın,
Hepsi benim kulum olsun, kölem olsun peşinde, derdinde. Onun için onun tuzağına düşenlere açıklık saçıklık hoş değil. Onun için onun tuzağına düşmüşler, tesettürden, Allah'a itaatten, Allah'ın emrine uymaktan zorlanıyorlar ve uzaklar. Açıklığı saçıklığı teşvik ediyor. Niçin bunları yapıyor şeytan? Dünya hakimiyeti kurmak istiyor. Yerin göğün sahibi olan, dünyanın ahiretin sahibi olan Allah'ın saltanatına karşı kendi şeytani saltanatını kurmak istiyor şeytan. Ta başta dedi ya, azdıracağım onları, şöyle yapacağım onları, böyle yapacağım onları. O saltanatını kurmanın peşinde. Bu saltanatını kurarken de kandırdıklarını, güçlerini de kullanıyor. Kandırdığı insanlar belli mevkilere geldiyse onları da kullanarak kendi hakimiyetini kurmakta kullanıyor. Şeytani fikirler, şeytani izimler, şeytani siyasiler, şeytani imamlar, şeytani şahıslar üreterek, onları da kullanarak hakimiyetini, dünya hakimiyetini kurmaya çalışıyor. Onun için çok uyanık olmak lazım. Çok uyanık. Avret yerlerini onlara göstermek için böyle yapıyor. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu. Muhakkak o şeytan ve onun kabilesi, aşireti, adamları sizi görüyor. Min haythu la terawnuhu. Sizin görmediğiniz yerlerde, sizin onları görmediğiniz yerlerde onlar sizi görüyor. Sen görmüyorsun. Tehlikeli olmuş orada. Gözükmeyen düşman tehlikelidir. Düşman gözükürse görürsün, tedbir alırsın. Ama gözükmediği zaman tehlikelidir. Ha, o halde gözükmeyen şeytana karşı daha uyanık olmak gerekiyor. Sağından gelebilir, solundan gelir, önünden gelir, arkandan gelir. Bin bir türlü vesvese desize seni kandırmaya çalışabilir. O halde Allah'a, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah'a sığınmak gerekiyor. Onu da birazdan anlatacağım. İnna cealne şeyatine evliyâe lillezîne lâ yu'minûn. Muhakkak ki biz şeytanları iman etmeyen imansızların dostu yaptık. Şeytanları kimin dostu yapmış Allah? İman etmeyen imansızların dostu yaptı. O halde şeytanların bizim dostumuz olmaması için ne yapacağız? İman ehli olmaya devam edeceğiz. İman ehli olmaya, imanımıza devam edeceğiz ki şeytanların dostu olmayalım. Dostu olursak ne olur? اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّ Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah korusun, onlarla beraber cehennemin dibine gideriz. Allah korusun. İmanımızda devam edeceğiz. İmanımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir anlık imansızlık bile, bir anlık imansızlık bile dünyayı verseler değişmeyeceğiz. Bir anlık. Buraya çok dikkat edeceğiz. İmanımız kuvvetli olacak. Yine Cenab-ı Allah Nisa suresi ayet 60. Cenab-ı Allah diyor ki ve yuridu şeytan en yudillahum dalalen ba'id. Şeytan onları, o insanları ve hatta o cinleri, cinler de var işin içinde, haktan uzak bir sapıklıkla dalalete düşürmek ister, sapıttırmak ister. İstiyor ki herkes sapık olsun, kendisi gibi. Sapıttırmak ister. O halde biz sapıtmamak için ne yapacağız? Gayret göstereceğiz. Gösteriyor muyuz? Evet, namazı kılıyorsak gösteriyoruz. İman ehliysek gösteriyoruz. Çünkü okuduğumuz her Fatiha'da gayril mağdubi aleyhim veleddallin diyoruz. Gazabına uğranmışların yoluna bizi götürme. Doğru yoldayken sapıtmış, dalalete düşmüş, sapıklığa düşmüşlerin yoluna da bizi iletme ya Rabbi diye dua ediyoruz. Bakın, Allah'tan her zaman istediğimiz buymuş, farkında değiliz. Ya şeytanın hakimiyetinden kurtulmayı istiyormuşuz halbuki ki haberimiz yok. Onun oyuncağı olmaktan kurtulmayı istiyormuşuz. Devam ediyorum hani. Bu okuyacağım Nisa suresi 119-121.
Cenab-ı Allah diyor ki la'anehullah. Allah o şeytana lanet etti. Mel'un şeytan diyoruz ya, lanete uğramış demektir. Allah o şeytana lanet etti. Ve kâle, ve o şeytan da dedi ki le'ettefidenne min ibadike nasiben mahruza. Elbette ve elbette. Ben de senin kullarından benim için ayrılmış bir pay edineceğim. Benim için ayrılmış bir payım olacak senin kullarından. Seni bırakacaklar, bana tapacaklar. Sana itaat etmeyecekler, bana itaat edecekler. Seni dinlemeyecekler, beni dinleyecekler. Senin yoluna gitmeyecekler, benim yoluma gidecekler. Böyle bana kullukta bulunan, bana tapan, beni dinleyen, benim yolumdan, emrimden çıkmayan bir nasip edineceğim. Allah Allah. Şu iddialı konuşmalara bak. وَلَقْضِلَّنَّهُمْ Elbette ve elbette ben onları sapıttıracağım. وَلَقْمَنِّيَنَّهُمْ Elbette ve elbette aslı arası olmayan ümniyeler, hayaller, emeller peşinde onları koşturacağım. Lüzumsuz şeyler peşinde. وَلَآمُرَنَّهُمْ Elbette ve elbette üzerine basa basa söylüyor. وَلَآمُرَنَّهُمْ Elbette ve elbette ben onlara emir vereceğim. Emir. Kim kime emir verir? Kim kime emir verir? Yukarıdaki aşağıdakine emir verir. Aşağıdaki yukarıdakinden rica eder. Yukarıdaki aşağıdakinden. Yani ben onların amiri olacağım. Onlar benim memurum olacak. Ben onlara emredeceğim. Şöyle yapın, böyle yapın. Şöyle edin, böyle edin. Şuraya gidin, buraya gitmeyin. Emredeceğim onlara. فَلَيُبَدِّكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ Ve elbette ve elbette onlar da ben emredince, ben yönlendirince, ben vesvese verince onlar da hayvanların kulaklarını kesecekler. Gençler pek bilmez, eskiler bilir. Hayvanların kulaklarını kestirdi Allah. Kur'an'da şeytan aleyhine, Kur'an'da Allah'ın Zülcelal zikretmiş olmasına rağmen ne hikmettir bilemem. İşte şeytanı bilmemekten, şeytanı tanımamaktan kaynaklanıyor. Ben onlara hayvanların kulaklarını kestireceğim diye apaçık söylemesine rağmen köylere gidin bakın, hayvanların kesik kulaklı olanları göreceksiniz. Ben çok gördüm. Kimisi koyunlarının kulaklarını keser. Ahmet'in koyunu oldu belli olsun. Ya başka bir şey bulamadın mı hayvanın kulağını kesiyor? Hiç gördünüz mü siz kulakları kesik koyunlar? Ben çok gördüm. Yani ikiye böler, ortadan şöyle biraz keser, yarılır, bir taraf bir tarafa, bir tarafa, bir tarafa düşer. Ya da böyle ucundan kırparlar, keserler, hayvanlara eziyet eder. Efendim köpeklerin kulaklarını keserler. Hiç gördünüz mü? Ben yine gördüm. Başka? Affedin sözüm meclisten dışarı, eşeklerin kulaklarını keserler. Niye yaptın sen? Cezalandırdım hocam. Bir başka türlü cezası yok mu ya? Bahçesine girmiş hayvan da ondan ot yemiş. O da tutmuş, kulağını kesmiş hayvan. Kim söylüyor bunu? Arkadaş bunu kim söylüyor içine? Bu hayvanın kulağını kes, bunu böyle yap diye kim söylüyor? Allah'ın senin düşmanın dediği şeytan söylüyor. Sen de tutuyor, emret komutanım diyorsun, kesiyorsun. Emret komutanım diyorum, kesiyorsun. Bu neden kaynaklanıyor? Şeytanı tanımadığımızdan kaynaklanıyor. Bilseydik yapar mıydı? Onun için şeytanı tanımaktan korkmayın. Şeytanın hilelerini bilmekten korkmayın. Bileceksin ki sakınasın. Bunların hepsi mayın tarlası gibi. Döşemiş şeytan. Bastığını patlatıveriyor. Bastığını patlatıveriyor. Hayvanların kulaklarını kestirecek. Ya eskiden hayvanın kulağını kestiriyorlar. Şimdi insanın kulağını kesiyorlar. Başkasının da değil, kendi kulağını kestiriyor. Bundan birkaç ay önce Lidl mağazasına gittim. Önümde bir genç. Şöyle irkildim şöyle. Yanlış mı görüyorum dedim. Ameliyat falan mı olmuş falan. Baktım kulağının içerisini oydurmuş. İçine yüzük gibi bir şey koydurmuş. Benim oğlan dedi ki baba dedi bunu moda yapıyorlar. Gitgide de bu yüzüğü büyüttürüyorlar. Gitgide delik kocaman oluyor. Kulak da kocaman değil. Eskiden Afrikalı yamyamlar yapardı. Şimdi modern insanlar yapıyor. Kim yaptırıyor?
şeytan yaptırdı. Ne zaman söylemiş bunu? Daha insanlık yeni yaratılmış. Cennetten atamız Adem ve Havva, Allah ikisine de salat ve selam eylesin, Efendimiz'e de yeni çıkarılmış. Şeytan o zamanki verdiği ahdi, Allah'a verdiği o sözü, azdıracağım, saptıracağım, hayvanların kulaklarını kestireceğim sözünü tahakkuk etti. Kendine uyan adamları bulmuş. Yazık, yazık, yazık. Sonra zavallı Müslümanların çocukları da hevesleniyor. Şeytan gösteriyor süslü. Süslü gösteriyor. Ne yazık. Efendim daha ne yapacak? Hayvanların kulaklarını kestiriyor. He? وَلَآمُرَنَّهُمْ Ve yine elbette ve elbette ben onlara emredeceğim. فَلَيُغَيِّهُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasını değiştirecek. Al işte Allah güzel yaratmış, adam değiştiriyor. Kimisi 40 tane delik açtırmış. Her birine piercing denilen küpelerden, bilmem nelerden taktırtırmış. Kimisi burnuna, kimisi kulaklarına, kimisi vücudunun değişik yerlerine, utanıyorum söylemeye, vücudunun değişik yerlerine taktırtırıyor. Şeytan da o kadar süslü gösteriyor ki Allah, böyle kol, karnından sıyıyor şöyle, ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel. Arkadaşım bir tanesi diyor, hocam şiddetli baş ağrım var. Doktora gidiyorum, migrenim var. Benden önce de diyor birisi girdi. Kulaklarının diyor her tarafında küpeler deldirmiş hep kulaklarını. Doktor dışarı gönderdi. Bunları çıkart da gel dedi. Bunların hepsi sana baş ağrısı yapar dedi. Söylüyor musun? Allah'ın zülcelal etsiz, sinirsiz yağ tabakası olan bir yer yaratmış. Küpeyi sadece buraya takacaksınız. Bunun haricinde kıkırdaklı olan yerlere küpe takıyorsanız vücudunuzun herhangi bir organı nerede orada irtibatlıysa oraya arıza veriyorsunuz. Akupunktür uzmanı olanlar bilirler. Tedaviyi, vücuttaki hastalıkları tedavi kulaklardan yapıyorlar. Vücudun değişik yerlerinden yapıyorlar. Burada bütün organlarınızın birleşme, irtibat yeri var. Orayı siz rastgele bilmiyorsunuz, deniyorsunuz. O organın irtibatını zedeliyorsunuz, başınıza hastalık çıkarıyorsunuz. Sağlarken hasta oluyorsunuz. Sakın ha sakın. Kıkırdak yerlerini deldirmeyin. Özellikle de kızlara söylüyorum. Küpe takacaksanız bazen bir taneyle yetinmiyorlar. Hevesleniyorlar bir tane daha taktıracağım diye. Sadece kulak yumuşağına. Yağ var orada. Hiç şey yok. Sinir falan yok. Sadece yağın bulunduğu o yere ne yapın? Deldirin ve sadece küpenizi oraya takın. Başka türlü uğraşın. Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kaşımı beğenmiyorum, gözümü beğenmiyorum, burnumu beğenmiyorum. Başladı mı arkadaş bunlar? Başladı değil mi? Boyumu beğenmiyorum deyip de ayaklarından kısaltma yaptıranları okuyoruz. 10 santim, 15 santim bacak kemiklerinden kestirerek boyunu kısaltanları okuyoruz. Allah bunları soracak. Bunlar hep ne? Şeytan. Ha, eğer bir hastalık varsa o zaman bir şey demek. Estetik hastalık varsa caiz olur. Ama hastalık yoksa, keyfi bir şekilde yapılan hastalık olmaksızın, zaruret olmaksızın keyfi şekilde yapılan estetik ameliyatlar bu hükme giriyor. Allah'ın yarattığını değiştirmek olmaz. Caiz olmaz. Bunu da geri gelmişken hatırlatayım. Ve Cenab-ı Allah diyor, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ فُسْرَانًا مُّب۪ينًا Her kim Allah'ı bırakır da şeytanı kendisine dost edinirse apaçık bir hüsran ile hüsrana uğramış, zarara uğramıştır. Hangi bir ticaretçi ticaretinde zarar etmek ister? Hangi bir tüccar efendim alışverişinde zarar etmek ister? Kimse istemez. Peki siz dünya imtihanındaki alışverişinizde ahiret zararını niye istiyorsunuz? Hasire dünya ve ahiret diyor Allah'ın zücağı. Dünyasında da zarara uğradı, ahiretinde de zarara uğradı. Bir Müslüman dünya ve ahiretini kaybederse o nasıl Müslüman olabilir? Onun için şeytanı dost edinmeyeceğiz. Hocam edinir miyim?
Hiçbir milletten şeytan sevilmez. Doğrudur. Şeytanı sevmiyorum demek başka bir şey. Şeytanın yolundan gitmemek ayrı bir şeydir. Adam şeytanı sevmiyorum diyor ama şeytanın dediklerinin hepsini yapıyor. Öyle bir dünyaya geldik ki adam Allah'a inanmıyor, şeytanı aptalmış. Satanistler var ya, şeytanı tapıyor. Allah için kurban kesip fakire fukaraya yedirmiyor. Şeytan için kara kedi buluyor, kesiyor, kurban ediyor kanlı için. Şu işe bir bakın ya. Ne hale düştü bu insanlar. Ne hale düştüler. Allah cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Bu arada saatim yok yanımda, onu bana hatırlatın. Saatim yok. Telefonumu versene şuradan. Yine Cenab-ı Allah İsa suresini okuduğum yerin son yerinde ya'iduhu ve yubellihu. Şeytan onlara bir takım vaatlerde bulunur. Allah razı olsun. Şeytan onlara vaatlerde bulunur. Bir takım vaatler yapar. Tam da aldık, telefon çaldı. Bekle bakalım. Ve yubellihim, ve onlara arzular var. Şöyle ol, böyle ol, şöyle yap, böyle. Hep kuruntular, hep kuruntular, hep lüzumsuz. Hep niyeti tuzak, başka bir şey değil. Şeytanın sizin için güzel bir şey göreceğini unutun. Öyle bir şey asla, asla şeytan yapmaz. Şeytan hiçbir zaman sizin iyiliğinizi istemez. Ayeti bitireyim, bir fıkra anlatacağım size. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا. Şeytan onlara ancak aldatıcı şeyler vaat eder. Aldatmaca vaat eder. Başka bir şey vaat etmez. Ya اُلَٰهِكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. İşte şu sıfatlarla muttasıp olup şeytanın dediklerini yapanlar, işte onların varacağı yer cehennemdir ve cehennemden de bir çıkış yolu bulamayacaklar. Allah muhafaza etsin. Kafir olur, en büyük günahları işletir, cehenneme sokar ve cehennemden de bir çıkış yolu bulamaz. Gafil bir insan caminin önünden geçerken hoca efendi vaaz okuyormuş. Vaaz da hoparlörle dışarıdan duyuluyor. Şu şeytan aynı benim bahsettiğim gibi insanları kandırıyor. Sabırlığa sevk ediyor. Şunları yaptırıyor. Onları yaptırmıyor falan diye anlatırken bu adam genç mi delikanlı mı neyse, fıkra bu ya, duyuyor diyor ki ya hoca, bulmuşsunuz bir şeytan. Yüklüyorsunuz suçu hep ona. Hep ona, hep ona. Ya diyor, başkasının hiçbir suçu yok. Doğru. He? Şeytan hep suçlu da biz hiç suçlu değil miyiz yani? Hep şeytan yaptırdı, şeytan ettirdi, şeytana uyduk. Yok, şeytan ne yapsın? Hep suçu gelip yüklüyorlar şeytana. Yazık ya, bulmuşlar bir şeytan. Yüklüyorlar günahları ona falan. Demiş, gitmiş. Akşamüstü bir rüya görüyor. Rüyada kim var? Rüyada şeytan. Geliyor, ah benim güzel kardeşim. Ah benim canım, ciğerim. Şimdiye kadar hiç kimse benim derdimi anlamadı. Hiç kimse beni anlayamadı, bir tek sen anladın. Sen kimsin ya, ben seni tanımıyorum. Diyor ya, savundun ya bugün beni. Sen kimsin, ben kimi savundum? O dedi ya sen, yazık ya, şeytana bulup yüklüyorlar. İşte o şeytanım ben. Bir türlü anlatamadım bu insanlara ben kendimi, ama sen beni çok iyi anladın. Gelen giden suçunu bana veriyor, gelen giden suçunu bana veriyor. Oysa ben senin zannettiğin gibi öyle çok kötü bir adam da değilim, öbürlerini zannettiğin gibi, sen de söylüyorsun. İyi tamam, gel biraz gezelim. Dünya ya, gezmeye başlıyorlar. Gezerken bir yere geliyorlar. Kum, her taraf kum. Şeytan ayağını vuruyor, diyor ki şu ayağını vurduğum yer var ya, evet, bunun altında define var, ha, hazine var. Deme ya, gerçekten mi? Evet diyor, gerçekten. Bana daha önce söyleseydi, şöyle etrafa bir bakılıyor. Ne kazma var, ne kürek var. Ne taş var, ne ağaç var, hiçbir şey yok. Diyor ki bana daha önce haber verseydin, kazma kürek getirdim, kazardım, ben de alırdım. Sen de bana bir iyilik etmiş olurdun. Yanımda da ağaç yok, taş yok ki koyayım, yerini belli edeyim, gideyim kazma kürek getireyim. Hiç önemli değil diyor. Ben zaten gideceğim, sen de kazma kürek getirirsin.
yana geleni bulamam. Önemli değil. Çok affedin, bacılar affetsin. Hiç önemli değil. Sen şuraya işe, burası ıslanmış olur. Geldiğin zaman ıslak yeri görür, kazarsın. Sen şöyle bir işe bakayım. Yerini demletecek. Hazinenin bulunduğu yer. Yoksa dümdüz arazide nerede bulacaksın? Güzel fikir, akıl, güzel akıllı bir fikir. Adam başlıyor işte işe bir yer. İşerken de hanım böyle bakıyor. Ne yapıyorsun? Efendim ne yapıyorsun? Uyanıyor, bakıyor ki yatağa açıyor. Ulan oğlum şeytan, bir sefer kandım sana, gene kandırdım. Bir daha seni dinler mi? Şeytanın arkadaşlığı böyle olur. Dostluğu böyle olur. Hazine buldurması böyle olur. Seni hanımın yanında rezil eder ya. Ya Allah şerrinden korusun. Allah şerrinden korusun. Evet. Cenab-ı Allah Celle ve Ala başka bir ayet-i kerimede Nahl suresinde de diyor ki Bismillah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an'ı okuduğun zaman ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya ey mümin, ey mümine, ey iman eden, Kur'an'ı okuduğun zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'asın. Kur'an okumak istiyoruz. Açıyoruz Mushaf-ı Şerif'i, okuyacağız. Ne dememizi istiyor Allah? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamızı istiyor. İşte bundan dolayı, bu emirden dolayı اَعُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diye başlıyoruz Kur'an okumaya. Allah öyle hocam ben Kur'an okuyorum. Allah'ın kelamını okuyorum. Allah'ın kelamı okunurken şeytanına ne işim var ki ben? اَعُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyeceğim. Dikkat edin. Hocalar buralardan bahsetmiyor. Ya aklı ermediği için bahsetmiyor ya da şeytanın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değil, onun için bahsetmiyor. Bismillah de gider o. Gitmiyor hocam, gitmiyor. Ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Hocam Kur'an okurken niye sığınacağım? Evet, Kur'an okurken de sığınacaksın. Niçin? Senin Kur'an okumana müdahale edemesin diye. Allah ile konuşuyorsun. Kur'an okumak Allah ile konuşmaktır. Allah'ın kelamını okuyorsun. Allah ile konuşurken o huzurdan, o huşudan, o trans haline geçişte seni alıkoyamasın. Sana müdahale edemesin. Senin aklını, fikrini, kalbini, şuurunu başka taraflara çekemesin diye ne yapıyorsun? Hani bir toplantı yapılır, özel bir toplantı. Kapıya da ne derler? Kapıya bir şey yazarlar. Rahatsız eder. Toplantı derler. Şeytan rahatsız edemesin diye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İki, mana biliyorsun. Kur'an'ın manasından anlıyorsun. Allah'a sığınacaksın ki doğru mananın dışında yanlış manalar aklına getirerek seni sapıttırmasın. Günümüzün insanları bundan sapıttırır. 1400 küsür senedir İslam'ın sancaktarlığını yapmış, bayraktarlığını yapmış, mücahitliğini yapmış, ahlak terbiyesini yapmış, güzellikle, ibadetle, taatla, hayırla, hasenatla ömrünü geçirtmiş, Allah'a en güzel şekilde kul olmuş, milyonlarca insan yetişmiş. Şimdi 1400 küsür sene sonra birisi çıkıyor diyor ki bunların hepsi anlayamadı, bilemedi, idrak edemedi o Kur'an'ı. Ben anladım sadece diyor. Bunların anladıkları yanlış. Hepsininki yanlış. Benim anladığım doğru diyor. Şimdi buna o anladığım doğru dediği bilgiyi kim verdi? Şeytan verdi. Şeytan verdi. Aynen meleklerin hepsinin secdeye kapanıp da kendisinin ayakta kalıp o melekleri hakir ve hor olarak gördüğü gibi bunların hiçbiri anlamadı. Benim Adem'den daha hayırlı olduğumu idrak edemedi. Bunlar büyük bir hata içerisinde bu yaptıkları secdede de hata yapıyorlar. Halbuki Adem'e değil bana secde etmeleri lazımdı. Haşa! Allah da yanlış emir verdi.
melekleri Adem'e secde ettirdi. Halbuki ona değil bana secde ettirmesi gerekti mantığı var ya şeytanın. Aynı mantığı getiriyor bunların kafasına sokuyor. Milyonlarca ehli iman, ulema-i amilin, müştehidin-i idam, evliya-i kiram hiçbiri anlamadı Kur'an'ı. Bizim bu efendiler anladı. Hadi oğlum. Şeytanın gemisine binmiş gidiyor. Kendileri sapıttıkları gibi başkalarını da sapıttırıyor. Onun için Kur'an okunurken canı gönülden Allah'a sığınacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Çocuklarınıza öğretin bunu. Sık sık söyleyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın rahmetinden, merhametinden kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınacak. Allah'a sığınacak. Bu neye benzer? Demek ki Evliyaullah bir insan düşünür. Boş bir yerde giderken hayvanlarını otlatan çobanın nesi olur? Koruma köpekleri olur değil mi? Çoban köpekleri. Büyük büyük. Bize hele kangal kocaman. Kurtların hakkından ancak onlar gibi. Kangal köpekleri. Bu adamı tanımadıkları için o köpekler ne yaparlar? Üzerine gidiyorlar. Başımdan geldiği için biliyorum ya. Saldırırlar, yabancı görürler, hırsız zannederler, düşman zannederler. Adamın üstüne yürürler, koca koca, çok affedin eşek kadar eşek kadar şöyle. Ağzını açtı mı kafanı koparır şöyle ya. Hadi bakayım, kaç bakayım kaçacaksan. Nereye kaçabiliriz? Arkamdan yakala. Mücadele et bakayım edebileceksen. Edemezsin. Dişleri var koca koca. Ne yapacaksın? Onlar diyor ki kaçsan kaçamam yakalar. Kovsan kovamazsın. Yensen yenemezsin. Böyle bir durumda olan bir kişi ne yapmalı ki kendisini bu köpeklerden korumalı? Diyorlar ki en güzeli köpeklerin sahibine seslenmeli. Çoban kardeş köpeklerini tutuver. Vallahi yeminle söylüyorum. Aynısını yaşadık biz. 3-5 kişi. Dağda bir gezintiye gitti. Eşim falan, arkadaşım, eşi falan var. Dağı geziyordular. Akşam üzeri. 3-4 tane bizi saldırdı. Köpek üstümüze geliyor. Arkadaşımız çoban sürüsünün güden çobanı tanıdığı için seslendi ona. Filancı dedi. Bir ıslıkla köpekleri durdu. Tek bir ıslık. Bir ıslık çaldı çoban. Köpekler böyle durdu. Çıkıyor. Tek bir ıslık. Sahibi çünkü onlar. Ey insan diyor. Sen de şeytan ve şeytanilerden korunmak istiyorsan kendi gücünle, kuvvetinle onlardan korunman çok zor. Yenemezsin. Ama her şeyin sahibi olan Allah'a seslenip ya Rabbi beni şu köpeklerinden koru derse o Allah seni korur diyor. İşte sığınmak, Allah'a sığınmak, Allah'tan yardım dilenmek işte böyle etkilidir. Onun için de sık sık Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Özellikle de Kur'an okumakta. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelu. Muhakkak ki o şeytanın iman edip ancak Allah'a tevekkül edip itimat edenlerin üzerinde hakimiyeti yoktur. Senin üzerine hakimiyet kuramaması için ne lazımmış? İmanı kamil olman lazımmış. İmanı kamil sahibi olman lazım. İki, ancak Allah'a tevekkül edeceksin, ancak Allah'a güveneceksin, Allah'a sığınacaksın. İşte o zaman o şeytan aleyhi lanetin senin üzerinde hakimiyeti olmaz. İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnehu. Onun hakimiyeti ancak onu dost edinenlerin üzerindedir. Vellezîne hum bihi müşrikûn. Ve onu Allah'a eş koşan, o şeytanı Allah'a eş ortak koşanların üzerindedir. Onu dost edinen ve Allah'a şeytanı o eş ortak koşanların üzerinde hakimiyeti vardır. Demek ki Müslüman imanı samim olacak. İmanı sağlam olacak. Bu nedenle de sık sık söylüyoruz, Müslüman akidesini düzgün öğrenmelidir.
Ehli sünnet ve cemaat akidesini bu hakka kadın erkek öğrenmeli. Neye, nasıl ve ne şekilde inanılması gerektiğini bilmeli. Temel burası. Yoksa şeytan da musallat olur, başkaları da musallat olur Allah korusun. Evet. Saatimize bir bakalım. Bu konular çok uzun. Cenab-ı Allah Şuara suresinde bakın neler söylüyor. Bunlar ayetler. Önemli olmasa Allah söyler. Diyor ki Estaizu billah Hel unebbi'ukum ala men tenezzelü şeyatîn. Cenab-ı Allah diyor. Kimlerin üzerine şeytanlar nüzul eder iner size haber vereyim mi? Kimin yanına şeytan gelir? Kimin üzerine şeytanlar iner? Kimi şeytanlar dost bilerek onun yanına gelir? Size haber vereyim mi? Cenab-ı Allah diyor. Ve cevabını veriyor. Tenezzelu ala kulli affakin ethim. Çok günah işleyen, çok çok ona buna iftira edenlerin üzerine iner. Kime inermiş? Çok günah işleyenlerin, bir de çokça ona buna olur olmadık iftiralarda bulunan kimselerin üzerine iner. Niye onlara çok iniyor? Çünkü onların günah işlemelerinden çok memnunlar. İftira edip onun bunun arasını aşmaktan, huzursuz bırakmaktan, toplumu rahatsız etmekten şeytanlar hoşnut oluyor, razı oluyor. Tam benim arayıp da bulamadığım adam diyor ve sık sık olay. O halde Müslüman iftiradan ve iftira etmekten çok sakınacak. Günahlardan mümkün olduğu kadar sakınacak. Sık sık söylüyorum arkadaşlarım. Ormanlık bir alan, yeşillik alan nasıl rahmet yağmurlarını çekiyorsa ormanlık yerlere, yeşillik yerlere yağmur nasıl çok yağıyorsa mesela Karadeniz gibi, Marmara gibi ormanlık yerler, Almanya'nın çok ormanlık yerleri nasıl rahmeti çekiyorsa kişilerin işlediği günahlar da şeytanları ve cinleri çekiyor. O negatif enerji onları çekiyor kendisine. Tam arayıp da bulamadığım adam, tam arayıp da bulamadığım kadın diyor ve geliyor. Davetiyi bizden bekliyoruz onlar. Davetiyi aslında biz çıkarıyoruz. İşlediğimiz günahlarla, yaptığımız hatalarla davetiyi biz çıkarıyoruz. Onlar da bize ne yapıyorlar? Tam arayıp da bulamadığım diyor ve musallat oluyor. Yulgûne seb'a. Onlar, o şeytanlar kendilerine inenler. Ondan sonra ne yapmaya başlıyorlar? Şeytanlar kendilerine inenler, işte kahve falı bakıyorum, bilmem ne bakıyorum, şuna bakıyorum, buna bakıyorum diyor. Ya önceden böyle yapamazdım, sonradan niye böyle yapıyorum? Vallahi bilmem ki içime geleni söylüyorum diyor. Lan kulağına geleni söylüyorsunuz. Haberin yok. Kur'an diyor ki, yulgûne sem'a. Onlara kulak verirler. Şeytan indi. Bu da kulak veriyor. O içime gelen diyor. Nereden geliyor senin içine? Kimden geliyor bir düşün. Şeytandan geliyor. Onlara kulak verirler. وَاَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ. O kulak verenlerin çoğu da onlara bir şeyler fısıldayanların çoğu da yalancıların ta kendileri. Allah söylüyor. O halde fal ve fala benzer baktırma şeylerinden uzak dur. Bakmayacaksın. Hocam ben geçmişte baktım. Tövbe edeceksin. Tövbe edeceksin bir daha böyle bir şeye bulaşmayacaksın. Kendin davet edeceksin. Onun için de bu tür şeylerden uzak duracağız inşallah. Evet. Yine gelelim bir meseleye. Ondan sonra bırakacağım. Şeytan aleyhilanenin yolunda giden insanları benzetiyor. Kemetel şeytan. Onların misali şeytanın misali gibidir. İzgâle bil insâni kfur. Hani bir zaman hatırla ki o şeytan adama der ki kafir ol. Şeytan ne dermiş adama? Kafir ol. Allah'ı inkar et. Allah'ı tanıma. Ahireti tanıma. Cenneti tanıma. Cehennemi tanıma. Peygamberi tanıma. Kafir.
fakir ol. Şeytanın isteği buymuş. Aklımıza böyle şeytani bazen vesveseler gelir ya, o kimden geliyormuş? Şeytan. Kafir ol, inkar et der. Ne olacak? Felemma kafara, vakta ki o kişi de kafir olur, inkar eder, şeytanın dediğini tasdikler, ağzıyla da söyler. İşte o zaman gâle, şeytan tekrar der. İnni berîun mink, ben senden uzağım. Aman git. Ben senden beriyim, ben senden uzağım der. İnni ekâfullâhe rabbel âlemîn, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Seni kafir yapıyor, ondan sonra diyor ki ben senden uzağım, git hadi. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Peki Allah'tan korkuyordun da adamı niye kâfir ettin ben? Niye kâfir ettin? Ben senden beriyim demekle kurtuldun mu sen? Hayır. Cenab-ı Allah diyor ki فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. Bu ikisinin de akıbeti, şeytanın da onu kafir yapanın da akıbeti ne oldu? Her ikisi de cehennemde ebedi kalacak şekilde cehennemlik oldu. Cehennemde ebedi oldu. Ben Allah'tan korkarım, alemin Rabbi olan Allah'tan korkarım demesi kurtarmadı. Çünkü karşıdakinin kafir olmasına sebep oldu. Sen de kafir oldun Allah'ın. Çok kötü bir şey. Şimdi gelelim bu şeytanlar kısmına. Bir de ayrıca şeytanın varlığına inanmak imandandır. Şeytan var diye inanmak imandandır. Çünkü Allah'ın suçu birçok ayet-i kerimede anlatmış. Meleklere iman, meleklerin varlığına, şeytanların varlığına, cinlerin varlığına iman etmek de imandandır. Çünkü Allah bahsetmiş. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım diyor. Şimdi gelelim. Bizi öyle ettiler, öyle ettiler ki adını söylemeye korkarım bu kadar. Millet tutturdu, üç harfli, üç harfli. Ya bacım korkma, ya kardeşim korkma. Cin de ya, Kur'an demiş, cin demiş, sen de de. Öyle bir korkma, korkmayın ya. İbadetinizde, taatınızda, biraz sonraki tavsiye edeceğim şeylere dikkat edin. Onlar sinirlenir. Onlar sinirlenir. Şimdi bu hususta tabii hocaların da payı var. İşin hakkını veremeyen hocaların da. Onlar da işte bayağı şey yaptılar. İşi rayından çıkarttılar tabiri caizse. Bir kısmı aşırı şekilde korkuttu. Bir kısmı da aşırı şekilde böyle bir şeyler yok dedi. Ortasını bulmak zor olur şimdi. Bizim hedefimiz her zaman ortayı göstermek değil mi? Hayr-ı umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı orta olanıdır. Gerçek ne, doğru ne, bunu ayırt etmektir. Cenab-ı Allah diyor ki Bakara suresi. Bismillah. وَاتَّبَعُوا مَا تَبْقُوا شَيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü saltanatı zamanındaki insanlar bir kısmı şeytanların okudukları şeylere tabi oldular. Şeytanlar bir şeyler okuyormuş. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanı da şeytanın hakimiyetinin en çok olduğu bir dönem. Dünyayı tamamen eline geçireceği, az kalsın ki eline geçireceği bir dönem. Ve Allah Süleyman Aleyhisselam gibi birisini göndererek o hakimiyetini yerle bir ettirdi. Onun hakimiyetini ne yaptı? Yerle bir ettirdi. Bu nedenle de Süleyman Aleyhisselam'a başka peygamberlere vermediği acayip mucizeler getirdi. Tefsirlere bakarsanız bunları görürsünüz. O günkü insanlar aşırı derecede şeytanlara tabi olduklarından dolayı şeytanların okuduklarına tabi oldular. Allah'ın kitabını okuyacaklarında şeytanların okudukları şeylere tabi olur. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Halbuki böyle şeyler yaparak Süleyman kafir olmadı. Demek ki şeytanın okuduğu şeylere tabi olmak adamı ne yapıyor? Kafir ediyor Allah korusun. Dinden çıkarıyor. İmansız ediyor. Allah düşmanı yapıyor. Oysa Süleyman böyle bir şey yaparak kafir olmadı. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Fakat
şeytanlar kafir oldu. Şeytan ve şeytaniler kafir oldu. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Şeytanlar insanlara sihirleri öğretiyorlardı. Sihir öğretiyorlardı. Demek ki sihir ve sihire benzer şeyleri yapmak, öğretmek, öğretmek yasak. Yapmak, öğrenmek, öğretmek neymiş? Yasak. Hele hele bunu yapanlar dinden, imandan çıkar. Sihrin en hafifi, en büyük günahı. Sihrin en hafifi, en büyük günahlardır. En büyükleri de adam ne dinden ne din bırakır adamla ne iman. Yaptıranla da ne din bırakır ne iman. Hani birileri gidip sihir yaptırıyorlar ya. Git şuna şunu yap, buna bunu yap, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. He? Hep şeytani şeylerle. O yapanla da ne din bırakır ne iman. Ne de ona gidip bu sihri yaptıranla ne din bırakır ne iman. Parasıyla gidiyor, dinini, imanını satıp gidiyor. Allah korusun. Onun için Müslüman asla ve asla bir sihirbaza bir sihir yaptırmak için gitmemeli. Gidemedi. Giderse dini gider Allah korusun. İmanı gider. Giderse şeytaniler onunla daha çok uğraşmaya başlar. Daha çok fitnecilik yaptırırlar. Daha çok fitne fesat çıkarttırırlar. Allah kafir oldu onlara diyor bakın. Ya. Yine bir başka ayet-i kerime. Ne diyor? Bismillah. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Muhakkak şeytanlar kendi dostlarına, kafir ettikleri, dinsiz ettikleri kendi dostlarına vahyederler. Şeytanlar ne yapıyormuş? Kendi dostlarına vahyediyormuş. Allah da nebilerine vahyediyor ya, Allah Celle Celaluhu peygamberlerine vahyediyor ya, şeytanlar ne yapıyormuş? Kendilerine dost edindiklerine bir takım bilgiler veriyorlarmış. Bir takım fikirler veriyorlarmış. Niçin? لِيُجَادِلُوكُمْ Ey müminler, Müslümanlar, doğru yolda gidenler, size karşı mücadele etmeleri için kendi dostlarına vahyederler. Size karşı mücadele etmeleri için. Şeytan ne yapıyor? Kendi taraftarlarına yardım ediyor ki onlar galip gelsin. Dedim ya, dünya hakimiyeti kuracak. Müslüman da Müslümana yardım edecek. Allah Celle ve Ala nasıl samimi dostlarına yardım ediyor, melekleriyle onları teyit ediyorsa, şeytanlar da kendi dostlarına ne yapıyormuş? Yardım ediyor, onlara fikir veriyor, onlara kendi sapık vahiyleri veriyor. وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ Ey Müslümanlar, eğer siz onlara, şeytanlara ve şeytanın dostlarına itaat edecek olursanız اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Muhakkak sizler de müşrik olursunuz. Dinden çıkarsınız, müşrik olursunuz. Allah korusun. Evet. Bu konu böyle gidiyor. Şimdi gelelim öbür konuya. Öbür konuya. Üç harfler diyorsunuz ya. Öyle demeyin, korkmayın. Şimdi hocam var mıdır yok mudur? Çok ilginçtir, çok ilginçtir. Hoca kılıklılar televizyonda bunların varlığını yokluğunu tartışır. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana abd olsunlar, kul olsunlar diye yarattım diyor Allah. Ay açık, açık bir şey. Oradaki insanı zikrediyor, insanın peşinde cin kelimesini zikrediyor. Eğer cin diye bir varlık olmasaydı zikredilmesine hiç gerek yoktu. Sadece insanları yarattım derdi. Ya burada işte cin gibi insanlar kastediyor. Zaten insanları söyledi. Tekrardan cin gibi insanları söylemeye gerek yok. Arapçada bir kural vardır. Bir şey zikredildiyse aynısı tekrar onun başına vavu atifeyle gelmez. Vavu bağlacıyla gelmez. Aynısı. Eğer o cin kelimesi insanlar kelimesiyle aynı manada ise ikisi peş peşe vallahi gelmez. Oysa Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ diyor. Bak ve ile getiriyor. Demek ki ayrı ayrı manada. Sonra cin suresini indirmiş. Hikaye olsun diye indirmiş. Öyle mi? Haşa. Korksunlar diye indirmiş. Aman ha okuyamasınlar, korksunlar, şöyle yapsınlar diye indirmiş. Hayır. Bu bir gerçek. Bu gerçeği kabul etmek zorunda. Bu alemde bizden başka yaşayan varlıklar var.
Bu hayatımızın bir parçası, imtihanımızın bir parçası. Bunu kabullenmek zorundayız. O halde madem yaratmış, onlara karşı nasıl korunacak, onları da öğretmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öğretmiş. Ayet-i kerimelerde de söylemiş. E ne yapacağız? İşte bakın, şimdi geleceğiz o konuya. Kısa geçiyor. Kısa geçiyor. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar, dedim ki, imanımızı sağlam yapacağız. İnancımızı sağlam yapacağız. Burası çok önemli. Neye, nasıl ve ne şekilde inanmamız gerektiğini iyi öğreneceğiz ki iman noktasında şeytan bize ne yapamasın? Yaklaşamasın. Allah'a nasıl iman ediyor? Meleklerine nasıl? Kitaplarına nasıl? Peygamberlerine nasıl? Ahiret gününe nasıl? Kaza ve kadere nasıl iman ediyor? Allah'ın haramları, helalleri neler? Bunları çok iyi öğreneceğiz. İmanımız sağlam olacak. İkincisi biraz önce bahsettiğim gibi sık sık Allah'u Zülcelal'e sığınacak. Kendimizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu ve eşlerimizi de Allah'a sığınacağız. Daha önceki sohbetlerimde bahsetmişimdir. Hazreti Meryem annemizin annesi daha karnındayken, Ya Rabbi, bu karnındakini ve bunun zürriyetini sana sığınır. Daha doğmamış çocuğu ne yapmış? Allah'a sığınır. O halde anneler babalar ne diyecek? Ya Rabbi, çoluğumu çocuğumu sana sığınır. Kazadan, beladan, musibetten, şerden, fitneden, kötülüklerden, kötülerden, afetlerden, musibetlerden, hasetliden, kem gözlüden, art niyetliden, gözükür gözükmez musibetlerden sana sığınırım. Esma-i Hüsna'na sığınırım. Rahman ismine sığınırım. Allah ismine sığınırım. Bunu sık sık söyleyeceksin. Kendim de sana sığınırım ya Rabbi. Eşimi de sana sığınırım ya Rabbi. Bir düşünün, her gün böyle diyen bir anne var. Her gün böyle söyleyen bir baba var. Bak, anne söyledi bir kere sığındım, baba söyledi bir kere sığındım. 4 tane de evlat var. Evlatlar da yetişmiş, onlara da öğrettiniz. O evlatlar da anasını babasını sığındırıyor, kendini sığındırıyor. 6 kişilik ailede her gün 6 kez en azından ne yapılıyor? Allah'a sığınma. Ne kadar güzel bir şey. Bunu kendinize adet edin. Ve sık sık Euzu billahi mineşşeytanirracim derken öyle boş şeyle söylemediğinizi sizi duyan, sizi bilen, sizden haberdar olan, her şeyden haberdar olan, her şeye gücü yeten bir Allah'a sığındığınızı inanarak söyleyin. O çoban nasıl bir ıslıkla Ahmet'in köpeklerini durdurdu, bizden saldırmasından engelledi. Bir ıslıkla Allah-u Zülcelal'in de aynı şekilde bir ol emriyle size gelecek zararları def edebileceğine kadir olduğunu unutmayın ve inanın. İki, Felak ve Nas sureleri bol okuyacağız. Muavvizeteyn suresi. Suretül Muavvizeteyn dedik bunu Arapça. İki sığındırıcı sure. Sığındırıcı sure. Ne yapıyor? Okuyanı kime sığındırıyor? Yaradan'a sığındırıyor. Ve bu hususta İmam-ı Tirmizi Hazretleri'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ebu Said-i Hudri Hazretleri'nden diyor ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْاِنْسَانِ Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cinlerin şerrinden ve insan gözünün nazarının isabet etmesinden Allah'a sığınırdı. Kim sığınıyor? Peygamber. Bizim şimdiki adam öyle emin ki bana bir şey yapamazlar, gelsinler bana. Lan peygamber sığınmış. Ahmaklığın lüzumu yok. Peygamber sığınmış. Peygamber'e bir zarar verebilirler miydi? Yok. Ama bize öğretmek için gösteriyor. Onu melekler koruyor. Ama peygamber bize öğretmek için söylüyor. Sığınır mı? Neden? Cinlerden
ve insan nazarının isabet etmesinden Allah'a sığınır idi. Hatta nezelet el muavvidete, ta ki iki muavvide yani Felak ve Nas sureleri inene kadar. Felak ve Nas sureleri inene kadar bir takım kendisinin yaptığı dualar vardı. Ne zaman ki Felak ve Nas sureleri indi, felemma nezelet ahada bihime, o iki sureyi aldı ve teraka ma sivahuma, ondan önce diye okuduklarını da bıraktı. Sadece Felak ve Nas'ta sığınma yapmıştı. O halde biz de ne yapacağız? Felak ve Nas surelerini bol bol okuyacağız. Sık sık bana soruyorlar. Diyorlar ki hocam benim oğlana çok nazar değiyor. İşte bana çok nazar değiyor. Ne okuyacağım diyor. Ya işte peygamber göstermiş. Ne okuyacaksın? Felak ve Nas okuyacağız. Fatiha'yı olmazsa olmazlardan unutmayın. Fatiha başta okunacak. Ve çoğu zaman yapılan hatalardan bir tanesi şudur. Çoğu zaman niyet yapılmadan okunuyor. Hocam okuyorum ama gene bir faydasını göremiyor. Niyet yapmıyor, bilmiyor ki. Önce bir niyet yapacaksın. İnnemel a'malu bin niyat diyor. Ameller niyetlere göre. Allah'ım bende büyü, sihir, nazar, şer, negatif enerji neyse artık varsa onlardan kurtulmak için okuyorum. Hastalıktan, beladan, musibetten kurtulmak için okuyorum diye bir niyet edeceksin. Ondan sonra başlayacaksın. Fatiha, ayet-i kürsü biraz sonra gelecek. Efendim, nazar için Kalem suresinin son iki ayeti de güzel olur. Asr suresi de güzel olur. Hümeze suresi de güzel olur. Bunlar da aklınızda olsun. Ezberleyin bunları. Bunlar da aklınızda olsun. Felah ve nas, ihlas, felah, nas. Muhakkak olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bunları okuyacaksınız. Ama günlük. Bizimki yoruluyor. Bir sefer okuyor, bir daha yoruluyor. Ne yapayım ben? Mikroplardan bir gün mü kaçıyorsun? Yoksa her gün mü kaçıyorsun hasta olmamak için? Temizliği bir gün mü yapıyorsun yoksa her gün yapıyorsun hasta olmamak için? Her gün yapıyorsun değil mi? Bu okumayı da her gün yapacaksın. Her gün Allah'la irtibatın olacak. He. Şimdi Felak ve Nas sureleri okunuyor. Bu Felak ve Nas sureleri okunurken de mümkünse manalarını da birkaç sefer, üç sefer, beş sefer ne yapın? Türkçelerini de okuyun. Kul e'udhu bi rabbil felak. De ki ben Felak'ın sabahın Rabbine sığınırım. Sabahın Rabbi oy. Akşamın da Rabbi. Sabahın oy. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden Felak'ın sabahın Rabbine sığınırım. Ve min şerri gâsikin idâ vegab. Ortalığı bürüdüğü zaman, gece ortalığı bürüdüğü zaman gecenin şerrinden de sığınırım. Gecenin içinde bir takım şeyler oluyor. Onun da şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. وَمِنْ شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Kötü niyetle, art niyetle, büyü ve sihir niyetiyle, şeytani şeyleri düğümlere küfren kadınların da şerrinden Felak'ın Rabbine sığınır. Ya, وَمِنْ شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Haset ettiği zaman, hasetçinin de şerrinden Felak'ın sabahın Rabbine sığınır mı? Hasetçiden de Allah'a sığınacaksın. Ya çünkü şeytan gibi bu. Adem Aleyhisselam haset yapmamış mıydı şeytan? Haset etmemiş miydi? Aynı bak şeytanın sıfatı. O haset sana geldi mi şeytanlaşıyor insan. Zarar vermek istiyor haset ettiği kimseler. Onun için öyle şeylerden de Allah'a sığınmak lazım. Ya Rabbi bende hasetlik varsa bu hasetliği benden gider ya Rabbi demek lazım. Maşallahı dilimize alıştırmak lazım. Hasetlikten kaynaklanıyor. Çoğu zaman insanlarda gördüğünüz nimetleri ne yapıyor? Nefsiniz kıskanıyor. O kıskançlığını ne yapacaksınız? Maşallah, tebarekallah diyeceksiniz. Allah daha iyisini versin, daha bolunu versin, daha mübarek eylesin diyeceksiniz. O kötü huyunuza karşı, kötü hissinize karşı mücadele edeceksiniz. Hemen teslim olup hasetçilerden olmayacaksınız. Bunlar önemli şeyler. Hocam Felak-ı Nas'ı kaç sefer okuyor? 3 sefer yeter mi? Vallahi 100 sefer okuyanlar var. Ben söylüyorum. Günde 100 defa Felak-ı Nas okuyanlar var. Daha fazla okuyanlar var. Sevap. Her bir harfine Allah 10 tane ecir veriyor. Biraz sonra daha geleceğim bu konuda. Fazla da uzatmayacağım. Ayet-el Kürsi muhakkak ama muhakkak okunması gerekiyor. Sık sık. Sık sık. En çok
hasta olmuş, rahatsız olmuş, belirginleşmiş hastalığı. Gözüne gözükmeler, vücudunda hissetmeler falan. Onlara girmek istemiyorum. Çünkü çocuklar da var. Fazla onları şey yapmak istemiyorum, etkilemek istemiyorum. Bu duruma gelmiş insanlara, özellikle ve özellikle bu duruma gelmiş insanlara 40 gün boyunca Allah'ın bana rahatsızlık veren şerlerin şerrinden beni kurtar niyetiyle 41 sefer günlük Fatiha, 41 seferde Ayetel Kürsi okumasını tavsiye ediyoruz. 41 Fatiha, 41 Ayetel Kürsi okumasını tavsiye ediyoruz. Buna da 40 gün devam etmelerini tavsiye ediyoruz. Daralsalar bile, bunları okurken sıkışsalar bile, rahatsızlık duysalar bile, nefesleri daralsa bile böyle, canları istemez olsa bile okumaya devam etmeleri. Çünkü o rahatsızlık öbürlerine rahatsızlık. Okuduklarınız öbürlerine rahatsızlık verdiği için o da size yansıyor ki okumasın, devam etmesin. Sık sık devam edeceğiz. 41 Fatiha, 41 ayet-i kerime. Hocam bu 41'i nereden buldun falan diyenler olur. Çok seviyorum. Bunlar tecrübeyle sabit olmuş. Yani birçok kimse bunu bu şekilde okumakla tecrübe etmiş. O tecrübelerde ne yapmışlar? Bizlere, sizlere sunmuşlar. Yapabilirse bunun peşine 41 İhlas, 41 efendim Felak, 41 Nas'la ne yapabilir? Ekleyebilirler vakti olursa. Evet. Ayet-el Kürsi muhakkak okunacak diyoruz. Bu hususta bir takım hadis-i şerifler var. Bunlardan hemen bir tanesini okuyayım. Sahih bir hadiste. Efendim. İmam Ebu Hureyre'nin zekatları, zekat hurmalarını koruması sahabeden, imam ağzından çıktı. Sahabeden Ebu Hureyre'nin zekatları korurken şeytanla karşılaşması, 3 sefer karşılaşması, gelmeyeceğine dair söz verip her seferinde gene gelmesi bildiğiniz bir hadis-i şerif. Sonunda da efendim bir daha gelmemek üzere bana bir şey söyle diyor. O da ne diyor? Yatağına yattığın zaman اِذَا اَوَيْتَ اِلَا فِرَاشِكَ فَقْرَ اَيْتَ الْكُرْسِ diyor. Şeytan bunu öğretiyor. Yatağına yattığı zaman ayetel kürsüyü oku. لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ Allah tarafından senin üzerine bir bekçi hiçbir zaman eksik olmaz. Ayetel kürsü yatağına yattığında okursan bir bekçi eksik olmaz üzerinde diyor. وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُسْبِحَ Sabahlayıncaya kadar şeytan da sana yaklaşamaz diyor. Ertesi gün gelip de o senin ziyaretçin ne dedi ya Ebu Hureyre dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Resulallah böyle böyle söyledi deyince Efendimiz de diyor ki sadaka ve huve kezubun, o çok yalancı olmasına rağmen bu sefer doğru söylenmiş. Şeytan çok yalancı. O çok yalancı olmasına rağmen bu sefer doğru söylemiş. Zâlike şeytanu, o senin tuttuğun şeytandı ya Ebu Hureyre. Şeytandı. Demek ki yatağımıza yatmadan önce de bir takım şeyler okumamız gerekiyor. Sünnet nedir? Sünnet mümkünse abdestli, abdest konusuna birazdan geleceğim, abdestli olmak. Yatağımıza yatmadan evvel oturduk yatağımızda. Diyelim ki hastayız, rahatsız, yanımız üzeri yatarak ne yapacağız? Fatiha suresini okuyacağız. Kadınlar hastayken okumayacaklar, o ayrı bir konu. Fatiha suresini okuyacağız. Sonra ayetel kürsi okuyacağız. Sünnet olanları söylüyorum. Sonra Kafirun suresini okuyacağız. Kafirun suresi. Sonra 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okuyacağız. Sonra ne yaparmış Efendimiz? Avucunun içerisine üfürürmüş. Şimdi avucumun içine üfürünce ne oldu? Avucuma çarptı nefesi ve bana geri geldi. Yüzüme üfürdüm ya. Yoksa şu şekilde yüzüme üfürme mümkün değil. Avucunun içerisine üfürüp ve mübarek eliyle başını, elini, yüzünü, o okuduklarının bereketini vücudunun sürebildiği yerlerde sürerdi. Ondan sonra da sağ tarafına yatar. Bismikallahumme emutu ve ahya. Allah'ım senin adınla ölür, senin adınla dirilirim der ve yatar. O uyku bir ölüm, uykudan kalkışta bir diriliştir. Her gün ölüyor, her gün diriliyoruz. Buna rağmen ölümden sonra diriliş var mı diye kendi kendimize soru soruyoruz. Ne kadar cahil. Her gün ölüyor,
her yerdir. Evet, bunu yaptığımız zaman Allah'ın izni ve keremiyle ne olmayacak? Bir zarar gelmeyecek. Özellikle sık sık kabus görenlere falan bunu tavsiye ediyorum. Bu Resulullah'ın sünneti. Hocam benim hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yoksa da gene yağ. 40 gün gezersin dağda, bir gün uğrarsın kurda. Tamam? Bunu devam edeceğiz. Evet, ayet-el kürsi devam. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Namaz kılan kardeşlerimiz, bacılarımız tesbih çekmeden evvel ne yapıyoruz? Ayet-el kürsi okuyoruz değil mi? Birer ayet-el kürsi okuyoruz. Ayet-el kürsi okuduktan sonra size tavsiye, o okuduğunuz ayet-i kürsi bittikten sonra ya içinize yutun o nefesinizi, yutun ya da üstünüze üfürün. Birçokları bilmiyor, tesbihe üfürüyor böyle. Tesbihin ihtiyacı yok. Çokları böyle tesbihe üfürüyor diye. Cahil olanlar gelenler böyle. Tesbihin ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var. Ya kendi üstüne üfüreceksin ya da bir içine çekip yutacaksın. Özellikle içinde garip hareketler hissedenlere yutmasını tavsiye ediyorum. Çok vesvese gelenlere yutmasını tavsiye ediyorum. Ayet-el kürsüyü okuduktan sonra tesbih çekiyoruz çoklarımız. Oysa sadece ayet-el kürsü değil, bir de bunun yanında İhlas suresini bir kere, Felak suresini ve Nas suresini de okuyarak bu şekilde, aynı şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu hususta hadis-i şerifler var. Yani tesbih çekerken çekmeden evvel muhakkak ayet-el kürsü, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyun. Ondan sonra 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 100. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir zikrini yapın. Bunu yaptığınız takdirde günde 5 defa kendinizi okuduğunuzun farkında olun. Bir sefer değil, günde 5 defa kendinizi okumuş oluyorsunuz. Bunları yapın, ondan sonra gel bana. Hocam ben dediklerimin hepsini yaptım da hastalandım demek. Olmaz. Evet, bunu da söylemiş oldum. Bakara suresi evde okunmalı. Bilenler varsa kendisi. Hocam pek hızlı okuyamıyorum. 40 küsür sayfa. Her gün okumamda zor oluyor bana. O zaman internetten aç Bakara suresini. İnternetten aç, tıkla, evde okursun. Zor mu bir şey? Yok. Sen gene bulaşını yıka, çamaşırını yıka, yemeğini yap, efendim ütünü yap, ne yaparsan yap. Dükkanındasın, kendi büron var, aç, evde okunsun Bakara suresi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, yine sahih bir hadis-i şerifte, لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا Müslümanlar, evinizi mezarlık yapmayın. Evinizi kabirler yapmayın, mezarlık yapmayın diyor. وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذ۪ي تُقْرَهُ ف۪يهِ الْبَقَرَ لَا يَقْرَبُهُ الشَّيْطَانِ Muhakkak içinde Bakara suresi okunan eve şeytan yaklaşamaz. Mezarda ölmüş insanlar Kur'an okuyamazlar. İçinde sadece ve sadece Kur'an'la meşgul olur. Kur'an'la yaşamış. Kur'an'la ölmüş insanlar kabrinde de okur. Onlar kabrinde de okur. Mülk suresinin faziletine bir bakın. Orada bir hadis-i şerif geçecektir. Kerametin delillerinden bir tanesi ben bahsettiğim geçenlerdeki sohbetimde. Adam hayatı boyunca hep Mülk suresini okuduğu için ölmüş, gene Mülk suresini kabrinden okuyor. Onlar istisna ama diğerleri okuyamaz. O halde evinizin Kur'ansız bir ev kabristan gibi. Ölülerin bulunduğu yer. Öyle yapmayın evinizi. İçinde Bakara suresi okunan eve şeytan yaklaşamaz buyur. O halde evimizde Bakara suresi de okunacak. Evet. Sonra Bakara suresinin son kısmı Amene Resulü diye bildiğimiz yatsı namazlarından sonra okuduğumuz ya diyor ki Araplar ya bunu niye ikide bir okuyorsun? Ya hadisler var. Hadisler var. Onun için okuyoruz. Cemaatimiz öğrensin diye okuyoruz. Duya duya öğrensinler, ezberlesinler diye okuyoruz. İstifade etsinler diye okuyoruz. Adam her şeyi bidat zannediyor. Kendi haberi yok almışsın. Evet. Sahih bir hadiste yine Ebu Mesud el-Ensari'den diyor ki Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men kara el-âyeteyn
min ahir suretil bakarati fi leyletin kefeta. Her kim Bakara suresinin son iki ayetini bir gecede okursa o ayet ona yeter. O ayetler ona ne yaparmış? Yeter. O halde yatmadan önce de Bakara suresinin son kısmı olan Amene Resulü ayetlerini okumamız gerekiyor. Ayrıca yine tavsiye edilen şeylerden bir tanesi de Mümin suresinin, bunu herkes bilmez, Mümin suresinin Hamim diye başlıyor. Mümin suresinin ilk üç ayeti. Mümin suresinin ilk üç ayeti ve peşine de ayet ediyoruz. Mümin suresinin ilk üç ayeti okunuyor. Sonra Evzu ile beraber bir de ayet-el kürsü okunuyor. Bu şekilde okunması da aynı şekilde korunmaya vesile olur. Ve bu hususta İmam-ı Tirmizi yine hadis kitabında ne yapıyor? Rivayet ediyor. Hazreti Ebu Hureyre'den Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu, dedi ki Men qara'a hamim el mu'mine ila kavlihi ileyhil masir. Her kim mümin suresini hamim diye başlayarak İleyhil Masir kısmına kadar ki üçüncü ayetin sonudur. Üçüncü ayetin sonudur. Oraya kadar okur ve ayetel kürsi peşine de ayetel kürsi okursa heyne yusbihu sabahleyin okursa hufiza bihima hatta yumsiye akşamlayıncaya kadar o iki okunanın bereketiyle muhafaza edilir. Ve men kara'ahumma heyne yumsi her kim bunu akşam okursa hufiza bihima hatta yusbiha sabahlayıncaya kadar o iki okuduklarının vesilesiyle muhafaza olunur. Görüyor musunuz? Yani bu okuduğumuz ayetler boşa gitmiyor. Çocuklar çok zaman soruyor. Biz bunu niye okuyoruz? Niye okuyorsun? Cevap kazanıyorsun. Niye okuyorsun? Rahmete dahil oluyorsun. Niye okuyorsun? Günahların siliniyor. Niye okuyorsun? Nuruyla nurlanıyorsun. Onların bereketiyle melekler nüzul ediyor. Ondan sana bekçilik yapıyor. Kötülüklerden koruyor. Daha ne istiyorsun? Adam para verip bekçi tutuyor kendisine. Koruma tutuyor. Para veriyor. Bodyguard tutuyor kendine. Bodyguard kimden korur? Eşkıyadan korur. Şeytandan koruyamaz ki. Cinden koruyamaz ki. Bak sen öyle bedavadan kendine meleklerden bodyguard kuruyorsun. Bekçilik yapıyorlar sana. Bundan daha güzel bir şey olur. Öyle bir mübarek adam oluyor ki melek sana bekçilik yapıyor. Ne güzel. Evet. Sonra bir tavsiye edilen şey özellikle ve özellikle hastalık döneminde olan kadın hali döneminde olan bacılarımıza tavsiye. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir zikrini çok yapar. Sabah 100 defa akşam 100 defa. Buna devam edin. Allah'ın izni ve keremiyle. Allah'ın izni ve keremiyle. İnanarak yapacaksınız. Sizi duyan, bilen, her şeyden haberdar olan, size yardım etmeye kadir olan bir Allah'a zikrettiğiniz, bir Allah'tan istediğinizin farkında olarak bunu yapın, inanan bir şekilde. O zaman faydasını nasıl olduğunu göreceksiniz. Bu hususta hadis-i şerifi ben size okuyayım. Belki size teşvik olur. Sahih kitaplarla Bukhari'de, Müslim'de geçiyor yine bunlar. Men kâle la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Manası da böyle. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. O biricik, tektir. La şerike leh, onun ortağı yok. Lehul mulku, bütün mülk, saltanat onun. Yer, gök, taş, kürsü, yıldızlar, aylar, güneşler, gözüken, gözükmeyen her şey, cennet, cehennem, arş, kürsü, her şey onundur. Ve lehul hamd, hamd, şükür, sena, övgü, hepsi ona aittir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdir. Buna inanın. Allah sık sık söylüyor. Allah her şeye kadir. Şunu yapabilir mi, bunu yapabilir mi? Haşa, böyle bir vesvese gelmesin. Her şeye kadir. Kim bunu söylerse, bir ete merrah, 100 sefer söylerse, kânet lehu iddu aşeru rikâb, bu söyleyen kimse için 10 tane köle azat etmiş sevabı vardır. 10 köle.
10 tane köle insanı satın alıyorsunuz. Allah rızası için serbest bırakıyorsunuz. Hür yapıyorsunuz. Onun sevabı var. وَكُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةً 100 tane de ona hasene yazılır. 100 hasene, 100 iyilik yapmış sevabı yazılır. وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةً 100 tane kötülük, seyyiye ondan silinir. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ Ve onu söyleyen kimse için şeytandan da koruma olur mu? Şeytanın müdahalesinden de koruma olur. يَوْمَهُ ذَٰلِكْ Onu söylediği, zikrettiği gün şeytandan da koruma olur. Onu söyledin mi söyledin? O gün sana koruma gelir. Bu söylediğin zikrin bereketiyle. Hatta yumsiye akşamlayınca. وَلَمْ يَكُوا أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ O gün onun sevabından daha eftal hiçbir kimse sevapla gelemez. Ancak bir kimse yüzden daha fazla söylemişse o gelir. Başka hiç kimse onun sevabından daha faziletli bir sevapla gelemez. Bu kadar sevap. Sahih hadislerde zikredilen böyle güzel zikirler varken maalesef hocamız, ben, başkaları neyse artık bazı hocalar anlattığı halde yine şeytan müdahale ediyor lan dinle ben. Boş ver. Söyleme boş ver. Ondan sonra da benim mesajıma gel. Mesaj. Açıyorum şöyle mesajımı. İşte bir tanesi şöyle olmuş da böyle olmuş da şöyle olmuş da böyle demiş de şöyle demiş de 15 kişiye göndermezsen şöyle olurmuş da böyle olurmuş da 20 kişi bilmem çarpmasa şöyle olurmuş da iyi ne olur? Yoksa evine bana bela gelirmiş, başına bela gelirmiş. Aslı arası olmayan şeyden ödü patlıyor. Öyle korkuyor ki 15 kişiyi bulamamış bir tanesi de bana gönderiyor. Vallahi bıktım usandım cevap vermekten böyle mesajlar. Hemen cevap veriyorum. Tanımadığım insanlar. Hemen cevap veriyorum. Bacım, kardeşim kimsen numaradan kim olduğunu da bilmiyorum. Böyle şeylerin aslı yok. İnanmayın böyle şeylere. İnsanlar sizi lüzumsuz böyle başıboş böyle lüzumsuz faydasız şeylerle meşgul ediyor. Allah cehennemden bahsetmiş. Vallahi cehennemden o kadar korkma. Ben bunu 15 kişiye göndermesem başıma bela gelmiştir. Ya sağlam şeyler varken, sahih kaynaklar varken, onların söylediklerini yapmak varken niye böyle lüzumsuz şeylere söylüyorsunuz? Birisi rüya görmüş de rüyasında şöyle şöyle olmuş da efendim o da böyle öyle demiş de bunları yapmasa 15 kişiye göndermezsen şöyle olurmuş. Birisi yapmamış başına gelmiş. Hikaye bu. Uydurum. Ya sakın da böyle şeylere müsaade. Sonra yapmamız gereken Allah'ın zikriyle çok meşgul olacak. Mevla'yı çok zikredecek. Otururken, kalkarken, yürürken isterse kadın ağır olsun, isterse cülük olsun fark etmez. Abdest gerekmez Allah'ın zikri için. Otururken, yürürken, ayaktayken, yatarken hocam hangi zikir yapayım? Aklına ne gelirse. Mevlamızın 99 tane ismi var. Bismillahirrahmanirrahim de, Estağfirullah de, La ilahe illallah de, Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim de, Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de, La ilahe illallah ve melikul hakkul mübin de, Subhanel Melikül Kuddus de, Hasbunallah ve ni'mel vekil de. Biz bunu da çok tavsiye ediyoruz. Hastalanmış kimselere. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yaşlılarımız söylerdi bunu, gençlerimiz söylemiyor eskiden. Tavsiye edince anam çok derdi, dedem çok söylerdi diyor. Ya sen söylemediğin için böyle oldu işte. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah bize. Ne kadar söyleyebilirsin? Ne kadar çok söylersen o kadar güzel. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Çok söylüyor. Stresin ilacıdır. Sana şunu diyor ya, şu şöyle, şunun ilacıdır diye. Ben de size söylüyorum. Stresin ilacıdır bu. Ya. Ela bi zikrillahi tetmeinnul kulub diyor Allah. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Allah söylüyor. Sen de diyor ki gönlüm huzursuz. Doğru. Kardeşimiz de bahsetti. Huzur, huzur. Allah'ın zikri yoksa huzur olmaz. İslam yoksa huzur olmaz.
Allah'ın emrine riayet yoksa huzur olmaz. Huzuru başka yerde arıyorsa, başka yerde bulamaz. Zikir çok olacak. Bol olacak. Evet. O konuyu da atlıyorum çünkü bunların uzun gider. Ayrıca zikirle ilgili sohbet isteyenler YouTube'dan sohbetlerime bakabilirler. Yine tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi namaz, 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 namaz. Allah'ın en büyük zikri namaz. Namazı kılacağız. Şeytan kendisi secde etmen için iblis oldu ya, Müslümanları da secdeden uzaklaştırarak kendisi gibi yapmak istiyor. Onun için Müslümanın anlı secdeye gelecek. Allah'tan başkasına secde etmeyecek. Allah'tan başkasının önünde eğilmeyecek. Allah'tan başkasına el açıp yalvarmayacak. Ancak Allah'a yalvaracak. Namaz olacak. En önemli şey. Ayrıca yine tavsiyemiz abdestli olmaya, devamlı abdestli kalmaya çalış. Takva insanlar mümkün oldukça abdestli olmaya, abdestli kalmaya, abdestli bulunmaya çalışırlar. Çünkü abdest müminin silahıdır. Abdest neymiş? Müminin silahıdır. Silahına ne yaparsın? Kendini korusun değil mi? Abdestle de neyi yormuyorsun sen? Kendini koruyorsun. Kimden koruyorsun? Gözükmeyen düşmanlarına. Ya mümkün olunca abdestli olmaya devam etmek gerekiyor. Evet. Ayrıca yapmamız gereken şeyler günahlardan kaçınacağız. Efendim gözlerimizi muhafaza etmekten, lüzumsuz günah şeylere bakmaktan, kelamımızı, ağzımızı gıybet, dedikodu, yalan, iftira, mühtan gibi şeylerden muhafaza etmeye çalışacağız. Yediğimiz lokmaların helal olmasına çalışacağız. Helal lokma. Haram ye ye, ondan sonra şeytan bana niye geliyor? Vesvese bana niye geliyor? Şunlar bana niye musallat oluyor? Yediğin şey haramsa ben ne yapayım? Ne yapabilirim? Helal lokma olacak. Dördüncüsü, oturduğunuz, kalktığınız, sohbet ettiğiniz, konuştuğunuz insanlar şerli insanlar olmayacak. Ağzı dualı, ağzı zikirli, hasetten uzak, senin iyiliğini istiyor, dua ediyor, arkandan duanı yapıyor, hayra gitmeni istiyor, şerden uzaklaşmanı istiyor. Böyle güzel Allah dostlar nasip etsin inşallah cümlemize. İyi insanlarla oturup kalkacaksınız. Bu hususta bir hocamın, hocasının başından geçen bir şeyi anlatayım ve sohbetime son vereceğim. Benim Arapça hocam, Allah rahmet eylesin, İbrahim Kaba isminde, Trabzonlu, Allah rahmet eylesin. Yine bir başka Arapça hocam, Süleyman Ramazanoğlu, Allah ona da hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler versin. Her ikisinin de hocası Hacı Hasan Rami Hazretleri, büyük bir alim, yüzlerce alim yetiştirmiş, vaiz yetiştirmiş, müftü yetiştirmiş. Meşhur Ali Fikri Yavuz Hoca, Allah rahmet eylesin, eski İstanbul emekli müftüsü rahmetli oldu. Aynı şekilde Hacı Hasan Rami Hazretleri'nin talebesidir yani. Mübarek bir insan. İslam'dan uzak, gece hayatı olan, alemci olan birisi namaz yok, niyaz yok. Böyle birisi Hacı Hasan Rami Hazretleri ile karşılaşmış. Hoca Efendi de tanıyor, mübarek bir insan. Hüsnü zan besliyor. Diyor ki bu hocanın bir duasını alayım. Geliyor, elini öpüyor. Hocam ne olur bana bir dua etsene. Hoca Efendi de bunun İslam'dan uzak olduğunu biliyormuş ki elini açıp dua ediyor. Bir bakın nasıl dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi şu kardeşimi bu dünyada kiminen oturuyor, kiminen kalkıyor, kiminen yiyor, kiminen içiyor, kiminen geziyor, kiminen sohbet ediyorsa mahşer günü de onlarla beraber haşrına dünce tövbe de hoca diyor, tövbe de diyor. Ne oldu evladım? İstemiyorum diyor mahşer günü onlarla beraber. Niye istemiyorsun evladım? Niye istemiyorsun? Ben o adamlarla diyor mahşer günü olmak istemiyorum. Peki mahşer günü beraber olmak istemiyorsun da bu dünyada niye onlarla beraber oturup kalkıyorsun?
Ya mahşer günü işçi, kumarcı, zinakar, müşkakçı, aylaş, kuş katil. He? Onlarla beraber olursan yandın sen. Allah korusun. Madem onlarla beraber olmak istemiyorsun, bu dünyada onlarla beraber niye oturup kalkıyorsun? Tabi hoca efendi dua ediyor ve uyandırmak istiyor. Onun için Allah Azze ve Celle dostlarıyla dost etsin. Dostlarıyla beraber hoş etsin. Dünyada ve ahirette bizi dostlarından ayırmasın. Hata ve kusurlarımızı bağışlasın.